Dünyanın en çok OLED ekranlı dizüstü bilgisayar üretip bir de üretmekle kalmayıp bunu satmayı başaran Asus'un yeni dizüstü bilgisayarı Asus OLED UX3402Z modeli bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım OLED ekranlı bu dizüstü bilgisayar bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar, kanalımı sizlerin desteğiyle tabii ki daha ileriye doğru götürüyorum. O yüzden kanalımı 100.000 abone yapabilmem için bir an önce sizlerin desteğiyle abone olma, tabii ki desteklerinizle ve diğer sosyal medya hesaplarımda takiplerinizle bunu başarabilirim. O yüzden lütfen benden desteklerinizi eksik etmeyin. Gelelim Asus'un bu cihazına. Aslında ben size tam kodunu az önce söyledim, ekrana da yazdım. O yüzden bundan sonrasında isterseniz ZenBook 14 OLED diye devam edelim. Önündeki cihaz gerçekten çok özel tasarlanmış ve oldukça da güzel tasarım hatlarıyla bizlerle buluşan bir dizüstü bilgisayar modeli. Özellikle günlük hayatında kaliteli, ince, hafif ve bir o kadar da güçlü bir cihaz kullanmak isteyen bir kullanıcı iseniz size de tatmin edecek bir ürün olduğunu baştan sizlere söylemeliyim. İsterseniz tasarımla başlayalım çünkü tasarımla değinilmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Ekran çerçevelerine baktığımızda hakikaten oldukça ince tasarlanmış bir ekran tasarımı cihazda görüyoruz. İnce ve narin gerçekten tasarlanmış. Tek elle açılıp kapanabiliyor olmasını oldukça sevdim. Bunu özellikle Windows tarafındaki bilgisayarlarda çok göremiyoruz. Cihazın ekranı hem tek elle açılabiliyor hem de 180 dereceye kadar, şöyle göstereyim sizlere, gidebiliyor. Direkt dümdüz oluyor yani masada. Ne kadar işe yarayabilir gibi düşüncelere kapılabilirsiniz. Özellikle böyle oturduğunuz yerde sıkılıp ayağa kalkıp başka bir şeyler yapmak istediğiniz bir pozisyon olduğunda bu cihazın ekranı böyle dümdüz olabiliyor olması sizler için önemli bir çözüm noktası da olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim parmak izi okuyucu mevzusuna. Cihazın açma kapama tuşunun üzerine bir parmak izi okuyucu yerleştirmiş Asus ve gerçekten çok performanslı çalışıyor. Değdirdiğinizden doğrudan bilgisayarın ekranını açabiliyorsunuz bu parmak izi okuyucu sayesinde. Hakikaten beğendim. Touchpad bölümünde ise oldukça güzel şekilde yerleştirilmiş ve numpad bilgisayarda yok diyen kullanıcıları tatmin edecek bir numpad var. Hakikaten çok hassas çalışıyor ve zaten birçok daha önce başka Asus bilgisayarlarda gördüğümde de olduğu gibi sorunsuz, problemsiz, o numpad'in eksikliğini size hissettirmeyecek şekilde çalışıyor. Gayet hassas, gayet dokunmatiği güzel. Hoşuma da gitti arkadaşlar. Touchpad'i burada bu şekilde aslında çeşitlendirmiş olmaları ya da buradaki alanı biraz daha efektif kullanmış olmaları oldukça başarılı diye düşünüyorum. Bu arada cihaz 1.39 kilogram ağırlığına sahip arkadaşlar ve 16.9 milimetrelik bir incelik ile bizlerle buluşuyor. Ayrıca benim özellikle bu sertifikaya sahip cihazları sizlere aktarma gibi bir huyum vardır. Beni uzun yıllardır tanıyanlar bilir. Şimdi Amerika'da bir askeri standartlar diye bir durum var arkadaşlar. Bu sertifikanın bir adı var, böyle ML falan diye gidiyor. Size şimdi o bilgi kirliliğini vermek istemiyorum ismiyle. Ancak bu cihaz Amerika'nın askeri standartlardaki dayanıklılık testlerinden de geçmiş durumda. Yani gayet dayanıklı, gayet sağlam bir cihaz bizlerle buluşmuş durumda. Gelelim bu cihazın ekranına ki zaten hepinizin tahmin edeceği üzere bu bilgisayarın en önemli detaylarından bir tanesi ekran arkadaşlar. Çünkü ekranda Asus yine kusursuz bir iş ortaya koymayı kesinlikle başarmış. Ekran 180 derece açılıyor, sizlere de söylediğim gibi 2.8K çözünürlüğündeki bu bilgisayarın ekranı 14 inç boyutu sevgili arkadaşlar. Ekran kas oranı şöyle baktığınızda zaten biraz belli oluyor. Yani bir 16.9 gibi duruyor ama bir tık farklılık var gibi. Çünkü 16'ya 10 olarak tasarlanmış durumda. Tabii %90'lık bir ekran kasa oranı var cihazda. Özellikle renk yapmak istiyorsanız, yani bir video editörüyseniz ya da bir Photoshop'ta renk yapan bir kişiyseniz sizler, ciddi anlamda söylüyorum, doğru yerdesiniz. Çünkü cihazın ekranı çok iyi sertifikalara sahip. Sadece teknik özellikleri koymakla kalmamışlar. Dünyaca ünlü kurumlara da bu bilgisayarın ekranı adamlar gidip onaylatmışlar. Pantone sertifikası bulunuyor üzerinde. Birazdan onları da değineceğim sizlere ama bu cihazda hem düşük ışık anlamında bir sertifika bulunuyor hem de aynı zamanda Pantone tarafından bir sertifika verilmiş. Renk doğruluğu sertifikası. Tabii birçok performans kuruluşundan onay alan bu ekranı beğenmemek çok da mümkün değil, ne yalan söyleyeyim. Zaten görüntüleri de sizlere gösteriyorum elimden geldiğince. Yani OLED zaten başka bir seviye arkadaşlar. Ve bu cihazda sadece OLED'i koymakla kalmamışlar. Bir de 90 Hz'lik bir yenileme hızı var bu OLED panelde. Bir de bunun yanında arkadaşlar 0.2 milisaniyelik gerçekten müthiş diyebileceğim bir seviyede de bir tepkime seviyesiyle geliyor bu bilgisayarın ekranı. Gelelim parlaklık tarafında, 550 nitlik bir parlaklık bulunuyor ekran panelinde ve burada sadece tek eleştirim, ekrandaki parlak malzemeye birazcık daha özen gösterilse daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Arada bir parlamalar oluyor ama cihazın teknik özelliklerini göz önüne bulundurunca ekrandaki, yani onlara da çok takılmak istemedim diye yalan söyleyeyim. Çünkü müthiş bir görüntü kalitesine sahip. Bu arada Pantone
Pantone tarafından selfie aldığını söylemiştim. %100 DCI P3 renk gamı da yine bu ekran panelinde bulunuyor. Ben açıkçası bu ekran panelini beğenmeme şansınız yok diyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen yazın. Ekran demişken sesten de bahsedeyim arkadaşlar. Çünkü ekranla ses bence doğru orantılı giden iki teknik özellik. Cihazın üzerinde ses anlamında iki tane farklı anlaşma var. Bir tanesi Dolby Atmos desteği, bir diğeri ise Harman Kardon desteği. Hoparlörler yani bu tasarımdan beklemeyeceğim seviyede bir sesi bizlerle buluşturuyor. Çünkü içerisinde özel tasarlanmış bir başka da amfi var ses anlamında, sesin daha iyi olması anlamında. Dolayısıyla burada kağıt üstünde gördüğümüz detayları bizlere net bir şekilde cihaz sunabiliyor. Bunları da oldukça beğendim. Cihazda bir adet 3.2 USB girişi var, bir adet HDMI 2.0 var ve iki tane de Thunderbolt 4 bulunuyor. Bunlar Thunderbolt 4 dediğim kısımlarda da iki tane Type-C aslında var. Bu Type-C girişleri Thunderbolt 4 girişinde desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Micro SD kart okuyucu da cihazın üzerinde bulunuyor. Onu da sizlerle paylaşmış olayım ve gelelim işin teknik tarafına. Bilgisayarın kalbinde Intel'in 12. nesil i7-1260P işlemcisi görev yapmakta sevgili arkadaşlar. 16 GB RAM kapasitesi bulunan Asus ZenBook 14 OLED'de gerçekten hani teknik anlamda sizi üzecek şeylerin olduğunu düşünmüyorum. Birazdan zaten bu cihazın hedef kitlesini de sizlere anlatıyor olacağım. Bu bilgisayarda 1 TB'lık bir NVMe SSD bulunuyor. Yani SSD'nin okuma yazma hızı gerçekten bence tartışmaya kapalı seviyede iyi. Çünkü 6.4 GB seviyesinde okuma yapabilen bu bilgisayarın SSD'si aynı zamanda 5 GB'ları da varan bir yazma hızına sahip. Zaten bu bilgisayarın her anına yansıyor SSD'nin bu hızı. Bu cihazda da çok rahat bir şekilde bunu görüyoruz. Etkileyici seviyede bir hıza ulaşabiliyor SSD'nin performansı gerçekten. Ekran kartı olarak ise bu cihazda Intel'in Iris grafikleri kullanılıyor. Genel anlamda bu cihazdan performans olarak bir olumsuzluk var mı gördüğün derseniz benim yok ama yine hedef kitleye bağlı olarak bunu da söylediğimi belirteyim. İş pil tarafına gelince bu bilgisayarın pili yaklaşık 1,5 saat dolabiliyor arkadaşlar. Yani bilgisayarın pilini doldurmak istediğinizde 1,5 saatlik bir dolum yapmanız yeterli oluyor. Bir günlük kullanımda ise pil ömrü sizi rahat rahat götürebiliyor. Bu da oldukça önemli. Çünkü OLED bir panel olduğu için renkler oldukça canlı. Hani parlaklık seviyesini bir tık daha düşük tutabiliyorsunuz sizin gün içinde pilinizi kurtarmak amacıyla. Hani parlaklığı sonuna kadar kıssam bile ekrandaki görüntüler oldukça hani okunur ve böyle anlaşılır seviyede bir şekilde karşımda duruyor. Dolayısıyla burada pil ömrüne dikkat edeceğiniz durumlarda da sizin için olumlu bir sonuç ortaya çıkmış oluyor sevgili arkadaşlar. Zaten cihazın kullanıcı profilinde, şimdi ona da gireyim artık inceden, daha çok böyle günlük veya orta düzey işleri yapmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış arkadaşlar. Şimdi orta düzey profesyoneller, bunlardan kastım ne? Mesela ben yani orta düzey profesyonel bir Windows cihaz kullanacak olsam bunu alırım. Çünkü benim günlük video kurgusu yaptığım zamanların dışında yaptığım çok büyük işler yok cihazda. Genelde en çok performansı ben video kurgu tarafında kullanıyorum. Dolayısıyla bu cihaz ben çantama koyduğumda beni asla üzmez. İnternetten işlerimi hallederim. Muhasebesel işlerimi halledebilirim. Çok rahat bir şekilde bu cihazda internet sitesi yapabilirim. Ya da yine bir sürü örnek verebilirim. Photoshop üzerinde zaten çok rahat bir şekilde işlemeler vesaireler yapabiliyorsunuz. Renk çalışmak istiyorsam yine bir kurguladığım içeriği atıp burada bir renk çalışması yapabilirim. Çünkü dediğim gibi monitör kusursuz durumda. Ekran kusursuz durumda. Düzelteyim, monitör değil. Ama bizim aramızda laf olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla cihazın hani kullanıcı profili de bu şekilde sizlere özetlemiş olayım. Zaten oyun amaçlı bu cihazı satın almayı düşünüyorsanız bu cihaz değil de diğer Asus modellerine bakmanız daha doğru bir tercih olur diye düşünmekteyim. Bu bilgisayarı satın alma linklerini de aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Ama şunu söylemek lazım. Eğer OLED ekranlı bir dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorsanız bence bu bilgisayarı da Asus'un ZenBook 14 OLED modelinde bir listenize yazın. Bir görün, bir canlı canlı inceleyin derim. Çünkü gördüğünüzde etkileneceğiniz bir cihaz olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Sizler de düşünüyorsunuz bu bilgisayar hakkında, yorumlara yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.